Merhaba sevgili dostlar. Yine bir kitap yorumuyla baş başayız. Bu videoda isterseniz John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı romanından bahsedelim. John Steinbeck arkadaşlar gözlemlerinin gücü, anlattıklarının sadeliği ve doğallığı itibariyle benim en çok sevdiğim, yani en çok diyorum tabii ki çok yazar var sevdiğim ama en çok sevdiğim yazarlar listesinde arkadaşlar ilk 5'te olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. John Steinbeck arkadaşlar sadece bir yazar olarak kendisini dünyaya kanıtlamış bir insan değil. O da tıpkı Ernest Hemingway gibi kendisini savaş meydanlarında, cephe arkalarında bulmuş bir insan. Steinbeck savaş muhabiri yapmış arkadaşlar. Gerek fotoğraflarla, gerek o savaşın en dehşetli anını yakalayıp, resmedip halka aktarmakla, sunmakla, gerekse de muhabirlik yapmakla İkinci Dünya Savaşı'ndaki olayları çarpıtmadan gerçeğe en uygun şekilde anlatmıştır arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda o savaşın en kızıştığı, en şiddetli olduğu anlarda bile Ernest Hemingway ile beraber savaşta bulunmuştur. Kendisi yani canı pahasına bile olsa olayları aktarmıştır arkadaşlar. John Steinbeck o yüzden benim çok sevdiğim bir insan. Bir insan ve bir yazar. Çok doğal arkadaşlar. Yani sevmemin sebebi şu. Gördüklerini böyle abartmadan, imkansızlığa kaçmadan, romantizme kaçmadan, sanki elinde böyle bir kamera vardı arkadaşlar. Böyle tutup gezdiriyor, o gördüklerini anlatıyor. Çok doğal bir insan. Gerçekten az yazıp, öz yazıp, sade yazıp çok güzel anlatan bir insan. O yüzden ben o yüzden çok sevildiğini düşünüyorum. Yani romanda ne anlatmak istemiş, acaba şu cümlede neyi vurgulamak istemiş gibi derin anlamlar değil de hayatın gerçeğini böyle adeta insanın yüzüne vurmuş bir insan. O yüzden çok severim ben kendisini. O yüzden de John Steinbeck'in de tıpkı Dostoyevski gibi tüm kitaplarının yani kalemden ne çıktıysa hepsinin okunabileceğini düşündüğüm bir yazardır. Fareler ve İnsanlar da arkadaşlar aslında konu itibariyle Gazap Üzümleri'ne benziyor. Gazap Üzümleri onun başyapıtıdır ama Fareler ve İnsanlar da sanki onun küçük bir özeti gibi. Çünkü içerdiği anlamlar, mesajlar, olaylar çok benziyor arkadaşlar. Bu kitabın içerdiği anlamlar Gazap Üzümleri'ne benzeme yönüyle. Ama Fareler ve İnsanlar yazarın yazma kabiliyetinin öne çıktığı, dünyada en çok tanınmasını sağlayan kitabı bu arkadaşlar. Fareler ve İnsanlar. Hemen kitaba geçelim. Kitap arkadaşlar o kadar etkileyici, o kadar vurucu ki kitabı okuduğunuzda tıpkı kendinizi Şolohov'un Don hikayelerini okuyormuşsunuz gibi bir ortamda bulacaksınız. O kadar etkileyici arkadaşlar. Biliyorsunuz 1800'lü 1900'lü yıllarda gerek Amerika'da olsun, gerek Avrupa'da, Rusya'da veya başka ülkelerde, bu özellikle Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelerdeki ağırlıkta bulunuyor arkadaşlar. Genelde insanların büyük bir bölümünün toprağı yoktur, hayvanları yoktur, sabanı yoktur. Dolayısıyla bu insanlar çalışmak için, hatta gündelik geçimini sağlamak için başka çiftçiklere çalışmaya giderler. Yani beden gücünü kullanmak için giderler. Kitabın özü bu arkadaşlar. İki tane çok sıkı dost, George ve Lenny adında. Kahramanlarımızın ismi George ve Lenny. Lenny uzun boylu, güçlü, kuvvetli. Yani tuttuğunu koparan bir insan. Ama doğuştan arkadaşlar böyle pek akıllı bir insan değil. Çocuk ruhlu, hayvanları çok seven, okşamayı, işte güzel yumuşak şeyleri, güzel şeyleri, mesela yumuşak pamuklu bezleri, mesela tavşan mesela yumuşaktır ya,
çok seven, böyle naif bir insan. Adeta içinde o dev bir insan, çok büyük, uzun boylu, yapılı bir insan ama arkadaşlar içinde adeta bir çocuğu barındıran, aklı biraz doğuştan herhalde olacak ki biraz çok kafası her şeye basmayan, adeta George'un aklıyla, zekasıyla hareket eden bir insan. Çünkü her hareketini, her sözün George'a bağlıyor. Bu iki kişi arkadaşlar Lenin'in, evet Lenin'in bir kız çocuğunun giydiği elbiseye dokunmasından dolayı, çünkü olay yanlış anlaşılmıştır, işten kovuluyorlar, hatta aranıyorlar, saklanıyorlar. Buradan saklanıp başka bir çiftlikte iş buluyorlar arkadaşlar. Bu çiftlikte bir süre çalışıyorlar. Tabii bu çiftliğin oğlunun eşi yeni evlenmiştir. Eşi kadın biraz tabiri caizse çırpıntı, yazar öyle ifade ediyor. Yerinde duramayan, erkeklerle konuşmayı çok seven, biraz hal ve hareketlerine dikkat etmeyen bir insan. Dolayısıyla maalesef Lenin'e de musallat olmuştur. Lenin de bilmeden yanlışlıkla kadının ölmesine sebep olmuştur. Ama arkadaşlar yani Lenin'in aslında kötü bir niyeti yok. Dediğimiz gibi o bilmeden, anlamadan, sevmek kastıyla fareleri, tavşanları, köpekleri öldüren bir insandır Lenin. Yani gücünü kontrol edemiyor. Çok iri yarı çünkü. Çok güçlü, çok kuvvetli bir insan. Maalesef olay böyle sonuçlanınca tabii Lenin kaçmak zorunda kalıyor. George'un ona verdiği tavsiyeleri uyarak beraber saklanmayı düşündükleri yere gidiyor tabii Lenny. George arkadaşlar öyle güzel dostluk örneği sergilemiş ki yani Lenny adeta doğumundan olayların anlatmadığım kısımlar arkadaşlar oraya gelene kadar Lenny adeta bir baba gibi şefkatli bir okşayan bir el gibi her zaman Lenny'e sahip çıkmıştır. Çünkü Lenny kendi başına bir şey yapamayacak kadar aklı yerinde olmayan bir insandır. Öyle ki Lenny'nin isteği üzerine sürekli bir çiftlikte $50, $100 veya işte $400 biriktirip $500 biriktirip küçük kendimizi geçindirebileceğimiz bir çiftlik alacağından bahseder. Lenny bunu dinlemeyi çok sever. Bakın arkadaşlar o kadar güzel şeyler var ki içerisinde. Yani 120 sayfalık bir kitap ama gerçekten mesajlar çok dehşet verici. Her dediğim gibi her okuduğunuzda her sayfada o Şolohov'un okurken tüylerinizi ürperten, diken diken eden o vurucu cümleleri aklınıza getiriyorsunuz. Yani Steinbeck insanın suratına adeta çarpıyor arkadaşlar şeyler, gerçekleri. O kadar güzel samimi anlatmış ki tavşanlarımız olur, domuzlarımız olur, ineklerimiz olur, sağarız, küçük bir 10 dönüm yerimiz olur, ekeriz, biçeriz, kendi geçimimizi sağlarız. Beraber işte tavernaya, gazinoya falan gideriz, paramızı harcarız, yeriz. Ertesi ay tekrar biraz daha çalışırız gibi böyle sıcak, samimi, çok insancıl duygularla sürekli bunları anlatıyor Lenny'e. Lenny bunları çok seviyor çünkü dinlemeyi. Maalesef arkadaşlar o dönemin, hatta sadece o dönemin değil, aslında baktığımız zaman bugün de böyle değil mi sanki? Bugün de böyle. Yani bakın sokaklara bakın, gariban, çöp toplayan veya işte bir iş bulsam da bugünümü kazansam diye insanlarla dolu değil mi? Öyle. Bakıyorsun derme çatma evlerde soğuktan donan insanlar var. Ya, o yüzden bu gerçeği çok güzel bir şekilde yansıtmış John Steinbeck. Zaten arkadaşlar John Steinbeck bence gerçekçiliği yansıtan en iyi yazar. Ben bu bakımdan kitabın sonunu anlatmıyorum ne olduğunu. Dediğimiz gibi olaydan sonra Lenny kaçıyor fakat George ve o çiftlik sahibinin işçileri maalesef Lenny'i buluyorlar. Olayı burada bitireyim arkadaşlar, siz kendiniz okuyun, kendiniz bir sonuca varın. Çünkü oldukça vurucu bir şekilde noktalamış Steinbeck başladığı gibi. Ben çok beğendim arkadaşlar, o kadar çok beni etkiledi ve sarstı ki üçüncü kez okudum. Belki birkaç sene sonra tekrar okuyacağım çünkü bu anlamda bir başyapıt. Sizin de okuyacağınızı, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir dahaki kitap yorumunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.